Evet, klasik bir İzmir günü. Daldır, daldır. Oo, şöyle. Sıyır onu. Nasıl? Nutella yetmedi, biraz daha alacağım. Ben dedim ama sıyır. Şöyle bir iyice kafasını al o Nutella. Bir İzmir günü çünkü yine bana audition geldi ve diyaloglu olunca kendim çekemiyorum. Ve Gözde'ye doğru gidiyorum ki o benim partnerim olsun. Bir de onun evinin ışığı çok daha iyi. Hem kendi kendine oynayamıyorsun hem ışık iyi olunca verdiğin görüntüler çok daha iyi oluyor. Hadi orada görüşürüz. Şimdi burası da tabii ki İstanbul gibi çünkü Karşıyaka'da oturuyor Gözde ve sadece otoparklarına park edebiliyorsun. Yoksa dışarıda yer bulmak çok zor. Şimdi bakalım kaç tur döneceğiz. Çünkü otoparkların kumandası da evde sadece bir kişi de onu da Orkun alıyor. Bakalım halledebilecek miyim? Hayır tabii ki bulamadım. Sokağın bir başına park ettim inşallah. Ya ceza vermezler ya çekmezler ama... Onca da araba var herhalde bir şey olmuyordur. Böyle şey gibi en arkaya da bırakmadım, aralarına soktum. Birininki çekilecekse onlarınki çekilsin. Neyse şimdi Gözde'ye doğru yürüyorum. Elimde de insan bir çanta alır değil mi? Böyle kostümlerimi elimde taşıyorum. Arabaya insan güveniyor ya. Hani araba olunca hiç çanta almazmışsın gibi geliyor. Aynen öyle. Ya sen orada oyun mu oynuyorsun? Şimdi audition çekmek için Gözde'ye geldim ve bana şunu hatırlattı. Eskiden hatırlıyor musun? Sen bana şey derdin. Hadi yabancı dil konuşalım. Şu an böyle. Sanki gelmiş oyun oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Ve ben o zamanlar aşırı çekiniyordum. Sen bayağı konuşuyordun İtalyanca uydurarak. Benimle de saatlerce İspanyolca uyduruyorduk. Evet zaten bu fikir senden çıkıyordu. Tabii, hatta yazlıkta, Marmaris'te falan kumsaldaki teyzeler annemlere bu çocuklar nereden öğrendi, ne güzel konuşuyor diyormuş. Yani nasıl güzel uyduruyorsak. Ya, bayağı iyi uyduruyordum. Ben içimden şey oluyordum. Abi ben nasıl söyleyeceğim? Hani çıkmıyordu kelime. Ya. Ya böyle bir başlıyorduk. Strandi var, gan. Ama şu an mesela mantık devreye giriyor, uyduramıyorum. Aynen. Şimdi de bende şey oldu. Şimdi ben açıldım. Sen şu an Yunan şeylerine benzedin bu arada. Neye benzedin? Yunan. Böyle evinizde çarşaf varsa belinize bağlayın. Yunan kadınları gibi olursunuz. Set düzeneğimiz. Hadi neyse biz biraz çekim yapalım. Saşa'yı da şeyde kullandım. Pratik yaparken. Ona söyledim. Barbara Serdet'in taşıyordu. Bence artık Gözde deliriyorum ben. Evet, çektik. Venüs içeri kaka yapmış. Gözde sinirli. Şuranın manzarası beni benden alıyor. Bir bak Saşa. Çok yaşa. Ne yapıyorsun sen burada? Poz ver bakalım. Poz ver. Çok tatlısın ya. Bir de dinliyor. Ben böyle bir köpek görmedim. Bak şimdi konuşacağım dinleyecek de. Saşa bir şey söyleyeceğim. Saşa. Bana bak bakayım. Demin dinler gibiydin halbuki. Şu an kaçıyor gibisin daha çok. Ne yapıyorsun? Pati ver. Hiç... Aşk olsun ya. Konuşmaya ve o güzel bakışını almaya çalıştım. Olmadı. Senin böyle bir şey olduğunu sanmam. Kendinizi görmüş olabileceğiniz... Kendimize kötülüğü. En iyi kız daha iyi oyuncu bence. Şu yandaki kardeşim. Bayağı iyi bunda. Harika.
Evet, çekimimizi yaptık. Pisliğe düştük. Pizza yedik, Atiye izledik. Yani sabrımızın yettiği kadar. Şimdi de eve dönüyorum. Bakalım arabamız sahilde mi hala? Yani çekmiyorlarmış dedi Gözde. Göreceğiz. Evet, gerçekten her gün, hemen hemen her gün, belki haftanın 6 günü kafeye geliyorum. Çünkü evde insan bir süre sonra çalışamıyor. Gerçekten yani aynı motivasyonda olamıyorsun, aynı istek olamıyorsun, kafanı dağıtabileceğin çok şey var. En kötü gidip uyuyabiliyorsun ya da yemeğe sarabiliyorsun. Bir de bizim evin ışığı çok loş. Diğer videolarda da sanırım söyledim bununla ilgili ve backlight aldım. Videosunu da izleyebilirsiniz. Öyle olunca da dışarıda çalışmam gerekiyor. Burası bayağı benim home office gibi bir şey oldu. Home office gibi, kafe office gibi bir şey oldu. Ama bugün bir arkadaşım şöyle dedi. Bana çok yakın bir yerde, bir deniz manzaralı falan bir ofisler varmış. Fiyatı çok uygun. Belki birazcık da orayı deneyebilirim. Bir de şöyle bir küçük detay vereyim. Şimdi ben bu kafedeyim. Yanında da şu kafe var. Resmen kafeye tıklayıp atıyorum. Ama acaba kafenin bundan haberi var mı? Evet, her gün rutinimden bahsedersek buradayım. Her gün ikiye yarışalım. Hazır mısın? 1-2-3 Aaa, bu beni geçtin. Günaydın. Bugün ilk defa açık alanda bir çekim yapacağım. Çekiniyor muyum? Çekiniyorum. Şöyle, yoga aletlerim, tripodum, arkada işte yükselti yaparım diye bir kısım kitaplar aldım falan çantama. Şöyle gidiyorum. Dediğim gibi çekiniyor muyum? Çekiniyorum çünkü normalde bile yani şu haldeyken mesela konuşuyorum ya, insanlar bakıyor. Şimdi bayağı alet ekipman kurarak çekim yapmak nasıl olacak? Göreceğiz. Set arkasını şu an çok daha iyi anlıyorum. Yani aslında böyle bir ekiple yapmakta bir sıkıntı yok. Hep beraber bakıyorsun falan ama şu an tek başıma bir şekilde işte hem mekan bak, neresi uygun, hazırla aletini bilmem neyini. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Vallahi bunları taşımak şimdiden sırtımı ağrıttı. O set arkasında hep anlıyordum zaten. En ağır görevi onlar yapıyordu. Şu an hepsi bana kaldı. Evet. Acaba çekimi nerede yapabiliriz? Bu çimleri de hep ıslatmışlar. Yan yoldan çıktım çünkü ben sahil kesiminde yapacağım. Gerçekten hala çimlerde yapabileceğimi düşünüyor muyum acaba? Hala kendime bir yer bulamadım. Bütün çimler sulanıyor. Bir tanecik bulduğum bir yer var, o da çim değil. Arkada kablolar var. Gerçekten bu lokasyon seçimi ne kadar zormuş. Daha ekipmanları kurmadım. O aşamaya gelemedik bile. Sonunda bir yer buldum. O kadar çok yürüdüm ki. Yani böyle çıkacak sanırım kollarım. Ben hiç mesela yürüyüş yaparken de hiç buraya kadar yürümemiştim. Ay, güneş de yüzümde patlayacak gibi. Ama yapacak bir şey yok. En sessiz yer burası. Yani sessiz dedim ama adam çöp toplamaya geldi. Neyse, daha iyi bir alan yok şu an. O yüzden burada başlayacağım. Hadi çekelim bakalım. Ve bir çekim günümüzün daha sonuna geldik. Bu arada bir daha asla buraya kadar yürümem tabii ki. Çünkü çok uzak yani. Nasıl tarif edeyim ki? Bostan'dan Mavişehir'e yürümüş oldum. Ama buralarımda izler çıktı. Çünkü eşyaları taşıyorum. Ama çok sessizmiş. Hani bundan sonra buraya arabayla gelip çekim yapılabilecek bir mekan. Demek ki çekim yerleri de böyle buluyormuş. Evet. İyi oldu. Yeni bir yerimiz daha var artık. Açık alanda bundan sonra buradayım. Evet, yine bir İzmir
İzmir'de Yaşamak adlı video. Şimdi sabah çekimlerimi bitirdim. Ve bugün cumartesi ve daha sabah saat 8.30 falan. Herkes bu arada denize gidiyor hafta sonu. Yani hemen hemen şehirde kimse kalmıyor. Bizim yazlık da biraz uzakta, yani 3.5 saat falan Altınoluk'ta. Oraya da hiç gidesim yok açıkçası. Şu güzelliği var işte İzmirli olmanın. İşte bir arkadaşın Foça'da, bir arkadaşın Çeşme'de, bir arkadaşın Akyaka'da, o biraz uzak. Urla'da falan böyle dağılmış şekildeler. Sabah şimdi spor videosu koydum, herkes böyle tek tek yazmış falan. İnsanlar motive oluyor spor videolarıyla. Baktım en yakın bana hangisi? Bugün Foça'yı seçtim. Birazdan montajımı yapacağım, eve gidip bir saat falan sürer. Oradan sonra hazırlanıp bugün Foça vloguyla karşınızdayım. Çünkü İzmirlik gerçekten böyle bir şey yani, hani ne bileyim, düşünsene İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek gibi gidip hop yazlık bir yere gidiyorsun. Ne ki buradan Foça bir saat yani. O yüzden İzmir'de yaşam. Şimdi hemen buradaki bir kafeye geldim. Bir yandan kahvaltımı yapacağım, bir yandan kurgumu yapacağım. Güzel, huzurlu hissediyorum. Sağlıklı mı, sağlıksız mı olduğunu asla bilemediğim bir kahvaltıyla günümüze devam ediyorum. Evet, şimdi kurguya başlayacağım. Bilen bilir, gerçekten simite hayır diyemiyorum arkadaşlar ya. Diyemiyorum yani. Bodrum'da resmen olay oldu. Her gün otelimden simit istedim. Sıcacıkmış da ya. Bence hayat bu. Hayat bir simit.